gerçek mümin, Şevket abi gerçek mümin, ahiretini merkezine almış salih bir Müslüman ama özelde de, bütün o Müslümanlar için geçerliydi ama özelde de Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi bir adamı kendine getirecek. Çeki düzen verecek, hesaba çekecek, nefsiyle baş başa bırakacak söz hangisidir derseniz, Mehmet amca o neymiş biliyor musunuz? Ey Ömer, ey Müslümanlar, ey mümin erkek ve mümin kadınlar, yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuruna geldiğinizde nasıl hesap vereceksiniz? İşte bu sözler, Ahnef'in bu sözleri Ömer'in kalbinde büyük bir pişmanlık oluşturdu. Nedamet oluşturdu ve o alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye doğru yürüdü. Şimdi ne olur kardeşim, şimdi Ömer'in hikayesinden çık. Şuraya kendimizi yatıralım. Masaya kendimizi koyalım. İmanımızın azlığına, amellerimizin azlığına, tevekkülümüzün azlığına ve noksanlığına bakalım ve yarın öldüğümüzde, küçük kıyametimizi yaşadığımızda, yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda nasıl hesap vereceğimizi ne olur düşünelim bu akşam. İşlemiş olduğumuz haramları düşünelim ne olur. Gözlerimizle, kulaklarımızla, ellerimizle yapmış olduğumuz yanlışları düşünelim ve yarın alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl hesap vereceğimizi sorgulayalım. Şu topluma bir bakalım, şu dünya insanlarına bir bakalım. Kimisi Allah'a küfür ediyor, kimisi Allah'a sövüyor, kimisi Allah'a sırt çeviriyor, kimisi Allah'a ortaklar koşuyor, kimisi Allah'tan uzaklaşmış bir haber, Allah'ın varlığından bile haberi yokken, şu an biz zevk-ü sefa içerisindeysek, uykularımız kaçmıyorsa, yatak bize tatlı geliyor ise, yediğimiz yemekler lezzetli geliyor ise, ne olur aziz dostum düşün, yarın alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıktığımızda nasıl bir hesap vereceğiz? Şu an dünya müstekbirleri zalimler, İslam beldelerini yakıp yıkarken, ırzlar kirletilirken, İslam beldelerinin onuru ayaklar altına alınırken, Müslümanların, camilerin, medreselerin, hayvanların, nebatatın hiçbir kadri kıymeti bulunmazken, hürmetine saygı gösterilmezken ve bizler rahatlık içerisindeyken, bizler oynayıp güleyebiliyorsak, hüzünlenemiyorsak, gece yattığımızda Allah'a yalvaramıyorsak, dert edemiyorsak, soruyorum size, öldüğümüzde, öldüğümüz anda, ölüm meleğiyle karşılaştığımız sırada veya kıyamet günü dirildiğimizde, çırılçıplak, yalın ayak, karanlıklar içerisinde yürüdüğümüzde, Allah Azze ve Celle mizanı getirdiğinde, teraziyi koyduğunda, melekler, zebaniler, cehennem ehlini cehennemin içerisine atarken, kimileri sıratta takılırken, ne olur sana soruyorum kardeşim, nasıl hesap vereceğiz? Allah Azze ve Celle'nin karşısına nasıl çıkacağız? Ne olur bu akşam bunları düşünelim kardeşlerim.